Yani en azından birkaç cümleyle Deniz Amiral'in bir yorumunu almak istiyorum. Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin kıta sahanlığı yakınlarında 60-80 milyar metreküplük doğalgaz yatağı buldum dedi. Sert tepki KKTC'den geldi. Türkiye ile birlikte önlem alınacak denildi. Bir bakalım ona Sayın Kutluğ'un son yorumunu alalım. Kıbrıs açıklarında tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine son vermeyen Rum kesimi yeni doğalgaz yatağı keşfettiğini duyurdu. Hacmi 60 ile 80 milyar metreküp. Ticari işletmeye uygun olup olmadığı henüz bilinmiyor. Keşif bölgesi Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgenin 6 numaralı parselinde yer alıyor. Bu parselin bir kısmı Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki tek yanlı hidrokarbon arama faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kıbrıs Türklerinin hakları gasp ediliyor denildi. Doğu Akdeniz'de gerilimi yükselten adımlar atmaktan kaçınmayan Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye devam ettikçe, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz kaynakları anlaşmazlık sebebi. Çünkü Rum kesimi bu kaynakları adilce paylaşmak yerine tek yanlı hareket ediyor ve Türkiye'nin kıta sahanlığını tanımıyor. Rumlar önce Doğu Akdeniz'de tek yanlı münhasır ekonomik bölge ilan etti. Ardından da İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerine hidrokarbon arama yetkisi verdi. Bu karar gerilimi tırmandırdı. Güney Kıbrıs'ın tek yanlı belirlediği 13 parselin 7.'si Türkiye'nin kıta sahanlığıyla çakışıyor. Yeni doğalgaz yatağı bulunan 6. parselde tartışmalı noktalar arasında. Çünkü bir kısmı Türkiye'nin egemenlik alanına giriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hidrokarbon kaynakları sorununun diyalogla çözülmesi için 2011 yılından bu yana 4 kez işbirliği teklif etti. Türkiye'nin Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı düzenlemesi önerisi de karşılık bulmadı. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin desteğine güvenen Rumlar uzlaşmaz tutumlarını sürdürüyor. Hedefleri Avrupa'daki enerji krizini fırsata çevirip en geç 2027 yılında doğalgaz ihracatçısı olmak. Yunanistan'da atılım hazırlığında Yunan basınına göre Girit'in güneyinde ilk sondaj denemesi bir yıl erkene çekilip 2024'te yapılabilir. Bölgede doğalgaz bulmaya yönelik sismik araştırmalar sürüyor. Sayın Amiral'im, vaktiniz yok bunu biliyorum ama şimdi bir anda Girit'in güneyi diyor. Bir anda 6. parselde ben buldum diyor. Ve bunları yaparken de hani dönüp hiçbir biçimde hani Türkiye'nin kıta sahanlığının yakınlarında ama orada KKTC var. Yani haklarını gasp ediyor. Bunları söylemiyor. KKTC'de biz Türkiye'yle önlem alacağız diyor. Şimdi nedir bu durum? Ve hem Girit'in güneyi, bir de şöyle bir şey söylemiş çünkü Girit malum Ege Adası kabul ediyoruz. Bizim deklare ettiğimiz Ege Adaları haritasının içinde. Ama güney kıyıları Ege değil Akdeniz'e bakıyor. Onun için de bunlar hani oradan bir boşluk bulup oradan 12 mil ilan ederim, oradan da aramayı yaparım diyor. Şimdi ona başlayacak Kıbrıs Rum kesiminin bulunduğu noktada hem Türk kıta sahanlığını yani son derece yakınında bir noktada hem de KKTC'yi yok sayıyor. Ne yapılabilir? Ve ne önlem alınabilir? Siz ne bekliyorsunuz? 2019 gerilimi bekliyor musunuz? Vallahi gerilimin büyüğü 2020 Ağustos'unda yaşanmıştı. Hı hı. 2020 Ağustos'u malum yani savaşa 5 kaladan geri döndü iki taraf. Bu bölgede Türkiye söylediklerini yapacak askeri altyapıya sahip. Kara, hava, deniz her üçü de bölgede oluşturulabilecek Rum veya Yunan ikilisinin yarattığı karşı güçleri egemen durumda. Ayrıca coğrafya bize daha yakın. Dolayısıyla coğrafya savaş sahasına yakın olanın savaşı kazanacağını söyler. Dolayısıyla her iki bakımdan da yapılması gereken işler onların yaptıklarıdır. Fakat malumunuz bu kırmızı ile işaretlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneydeki ruhsat sahaları aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılmış olan cumhuriyetin halen Rum tarafından gasp edilerek kullanılmaya çalışılan anayasasından kaynaklanan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkıdır. Rum tarafı ya bu hakkı Türk tarafına verecektir, yani ekonomik varlığı işte olarak paylaşacaktır. Veya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaktır
savaş tazminatı ödeyip bundan sonra başının çaresine bakacaktır. İkisi de çözümdür. Türkiye gerginliği yönetirken aynı zamanda çözümleri de masada tutmaktadır. O halde Altınoğlu parsel burada Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği sahada sadece Türkiye'nin bir sahası var. Ve Türkiye bu bölgede henüz sismik yapmadı, sondaj yapmadı ve bulmadı. Bulsaydı Rumlarla İsrail'in olduğu gibi aynı kuyu bölgesinde, aynı rezervuara el atmış iki farklı ülke olacaklardı ve bir uzlaşı arayacaklardı. Fakat biz böyle bir şey yapmadık. Yapabilir miyiz? Yaparız. Yapmalı mıyız? Öncelik alıyorsa yapmalıyız. Aynı şey 7. saha için de geçerli. Ama biz bunları yapmadığımız sürece bu bölgede 6. sahada Rum tarafının, bakın 6. saha dikkat ederseniz güney yarısında ne Türkiye'nin bir iddiası var, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir iddiası var. O halde her iki tarafın iddiası olmayan bir yerde Rum tarafı arayıp bulup petrol çıkaracağım, gaz çıkaracağım diyorsa buyurun çıkarın demek lazım. Yani bu bizi ilgilendirmez demek lazım. Ama bizi ilgilendiren zaman ne zamandır? 6. sahanın kuzeyinde bizim benzer çalışmalar yaptığımız ve bulguya eriştiğimiz andan itibaren söyleyeceklerimiz var. Ama Sayın Amiralim, şimdi 6. parselde Türk kıtası, yani o sarı bize ait olan kısmı çok yakınında, sizin söylediğiniz gayet tabii ki, yani zaten daha önce de biz bulduk dediği zaman Rum kesimi Ekim ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yani bu bizim kıtası, yani bizim alanımızı etkilemiyor demişti. Ama etkilemiyor da Rum kesiminin çıkardığı oradaki kaynakta Kıbrıs Türk'ünün de hakkı var, değil mi? Hani bunun için herhalde... Ama ilan etmemiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orada. Bakın kırmızı bölgeler ruhsatlı bölgeler. Ne önlem alabiliriz? KKTC'nin söylediği Türkiye ile önlem alacağız. Doğru ama bakın önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o bölgeyi kendisi ruhsatlaması lazım. Lazım. Hak iddia etmesi lazım. Orada. Evet. Bu yapılmamış. Bu eksik bir adım. Bu yapılır. Bu aynı şekilde diğer 8, 9, 3 ve 2 nolu sahalarda olan pozisyona getirilir orası. Sonra bir gemiler kiralanır. Mesela Türkiye'den. O sahada iddialar hayata geçirilir. Aranır, sismik yapılır. Arama sondajı yapılır. Bulgu bulunur. Bulunduktan sonra Rum tarafına Türkiye bu petrol benim, evet aşağıda rezervuarda birleşiyoruz, bunu paylaşmanın yollarına bakalım diyebilir. Ama Türk tarafı da biliyorsunuz Rumları tanımıyor devlet olarak. Anayasayı gasp edip darbe teşebbüsleriyle ülkeyi böldüğü 63'ten 74'e kadar yaşadıklarımız sebebiyle. Dolayısıyla ortada çetrefilli bir konu var. Ama şu an askeri gücü kullanacak bir durum bence ortada yok. Altınoğlu saha noktaya nazarından. Peki Oruç Reis ve işte sismik araştırmalar, siz işte dediğiniz zaman 2020'nin Ağustos'unda Ayyuka çıktı, zirveye çıktı bu gerilim. O zaman ne olmuştu? Oruç Reis'e refakat eden Kemal Reis fırkateynine Livni, Yunan fırkateyni çarpmıştı. Hatta bu Ağustos'ta da 6 Ağustos'ta Oruç Reis tekrar sefere çıktığı zaman, Abdülhamit Han tekrar sefere çıktığı zaman Yunan basınında öyle bir kendi içlerinde bir beyin fırtınası olmuş. Yani gene öyle yapalım. Şöyle hafif çarpalım, hasar verelim de dursun Türkler falan diye. Yani biz ne yapacağız o zaman? Hani fiili olarak askeri tabii ki yapılacak bir şey olmaması lazım ama sahada sondaj mıdır Türkiye'nin ve KKTC'nin ortak atması gereken adım? Sayın Tezer, şimdi dünya üzerinde 450 tane uzlaşmazlık alanı var benzer şekilde. Bunların yaklaşık 180'i çözülmüş, gerisi bizim yaşadıklarımızı yaşıyor. Ama askeri güçle yaşıyor, ama siyasi, diplomatik çatışmalarla yaşıyor, yaşıyor. Dolayısıyla burada yeni bir durum aslında yok. Ama biz burada diplomasiyi kullanmak zorundayız birinci sebeple. Teknolojiyi kullanmak zorundayız ne olup ne bittiğini anlamak için. Ondan sonra da bir plan dahilinde buraya yaklaşmamız lazım. Fakat şu da var ki burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahalarını büyütmenin de hiçbir maliyeti yok. Sahalar büyütülebilir. Bu bir an evvel yapılmalıdır. Ayrıca Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasının da bir ciddi maliyeti yok. Maliyetler zaten yapılmış durumda. Suriye ile uzlaşmamız, Özgür Töre çok yakından katılıyorum. Suriye ile bir an evvel uzlaşıp deniz sahalarını el atmamız lazım. Anlaşmamızı Suriye ile yapmamız lazım. Mısır'la el sıkışmada el sıkışmayı bırakmamak lazım. Müslüman kardeşlerin desteğinde olduğumuz suçlamasından Türkiye kendisini arındırmalı. Ve Mısır'la da bir orta hattı üzerinde uzlaşma yapmamız lazım. Çünkü biz Doğu Akdeniz'de bir yandan en uzun kıyıya sahip olduğumuzu durmadan yinelerken, bir yandan da bunun gereksinimi olan anlaşmaları, bir yarı kapalı deniz olan
Akdeniz'de yapmıyorsak aslında kendimizde aramamız lazım eksikliği. Evet. Bu eksikleri giderdikten sonra işler tıkanırsa tabii ki İskender'in kılıcı yani silahlı kuvvetlerimiz tıkanıkları aşacak kadar bu bölgede kabiliyetleri, yetenekleri vardır ve sahadadır. İş onlara düşerse umarım düşmez. Onlar gereğini elbette yapacaklardır.